Farm Tour kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle köy mod serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde yine Balyeşin'e yine devam edeceğiz. Bu yer gök Balye olan her yeri toplamaya çalışacağız. Balyeşin sonlandırıyor mu bölüm arkadaşlar? Bu Balye yapma işine ara veriyoruz. Bu bitmez burası Balye yap bu şekilde. Hele ki şu makineyle burayı balyalarsak 10 gün sürer buranın Balye toplaması. Onun için bu traktörü eve götüreceğim. Öbür romakları buna takıp şey yapacağız. Balyaları bununla toplayacağız. Nevoland TM 120 ile toplayacağız. Hatta 150 mi bu? 155 pardon. TM'yi 155 ile toplayacağız. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar aşağıda Instagram linki falan var. Oradan sosyal medyalardan beni takip ederseniz sevinirim. Artı bir de kanala abone olup videoları kesin izlerseniz daha da mutlu olurum dedikten sonra fazla reklam yapmaya gerek yok deyip traktörü atlıyorum. Şuradan hemen tarladan çıkıp eve doğru süreceğim traktörü. Arkadaşlar balya makinesini şey yapacağım. Şu Ferguson'un arkasına takıp eve götüreceğim. Ondan sonra bir dakika lan. Nereden çıkıyorduk onu unuttum. Herhalde şu taraftan çıkıyorduk. Ondan sonra buna romakları takıp balyaları bununla taşıyacağız arkadaşlar. Çünkü Ferguson çekmiyor ya o balyaları. Bu bölüm bu balya işini sonlandırabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağız ya. Video uzun olmasını istemiyorum fazla. Uzatmadan balya işini bu bölümde halletmeye çalışacağım gençler. Gelen giden yok. Şuradan dönelim. Gençler yeniden videolar atmaya başladık yıllar sonra. Sonunda video atmayı başarabildik. Bakalım ikinci videoyu da çekiyoruz bugün. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. O değil de bizim balya makinesi açık ya. Şunu kapat. Ulan diyorum yolun ortasından gidiyor. Kaldır. Biz şu an doğru yoldayız diye tahmin ediyorum. Şurayı da kapatayım. Evimize doğru ilerliyoruz şu an. Eve doğru değil daha doğrusu. Tarlaya doğru ilerliyoruz. Balya makinesini Mahsi Ferguson oraya sökeceğim. Mahsi Ferguson arkasına bağlayıp eve götürmemiz lazım bunu. Oradan da bununla balyaları taşıyacağız. Gençler multiplayer oynamak isteyen varsa Instagram'dan bana yazsın ya. Valla birkaç böyle multiplayer gelmek isteyen varsa balya toplama işlerinde falan çalışmak isteyenler. Hatta Discord'dan da gruba Discord grubuna gelsin. Discord'dan da yazabilirler arkadaşlar. Oradan da geri dönüş sağlayabilirim büyük ihtimal. Şöyle bir gideyim. Eve doğru. O değil de biz döneceğimiz yer neydi? Orayı unuttum ben ya. Daha ileride miydik ki acaba? Vallahi arkadaşlar balya makinesini vereceğim ben. Bu balya makinesi ben uğraşamam. Ben uğraşırım diyen varsa gelsin yapsın balyamı yapacak ne yapacak. Yoksa yer gök balya oluyor böyle ya. Şöyle tarlaya doğru gidelim. Şu masaya son bıraktığımız tarla neredeydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Bu aralarda mıydı lan? Yok lan daha ilerideydi o ya. Şöyle ufaktan ufağa uzayalım. Arazi güzel ya. Ben haritayı beğendim arkadaşlar bu haritayı. Ciddi anlamda beğendim yani. Şu aradan gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta tarlada şurası olması lazım. Birazcık geniş alıyorum direkt sağa sola vurmayayım diye arkadaşlar. Hatta balya makinesi oraya çıkarmaya gerek yok. Bunu buraya sökelim. Biz direkt boş traktörle çıkalım oraya. Bu da pis gidiyor tarlada. Bu şey niye böyle düşük kalmış ya? Dur, şöyle yapıyorduk ha. Hızı açıyorum ya. Aşağıda hız 10'da kalmış ya. Otomatiği alırız malırız bir yerde. Onu geçmiyor traktör ondan sonra. Evet yavrum Ferguson'a bak. Ferguson arkadaki yerler bizim traktörün ön tekerleri kadar zaten. Dur lan şunu stopla. Hah in şundan şimdi. Hoppa. Şuna binelim. Sök bunu babacım buraya. Yapıştır bakalım. Ya bu Ferguson'da yön bulma sorunu var ya traktörde. Baksana traktör sağa sola kayıyor. Bunun bu huyunu sevmiyorum işte. Hoppa. Fazla da hız yapmayalım. Yavaş yavaş hareket edelim biraz. Hoppa şu balyayı patlatmadan dedik ama bir şey ananı avradını
Birader Roma'ya sökmemişiz ya. Biz arkadaki Roma'ya söküp gelmişiz ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Hiç arkamıza da bakmıyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor, ne oluyor? Yavaş, aman. Lan bu Roma'ya niye sökmeden geldik biz ya? Hiç arkamıza da bakmıyoruz ya. Neyse, onu oraya gelir aşağıdan takarız yani artık. Yapacak bir şey yok, hiç arkama bakmadım ben ne var ne yok diye. Direkt Q'ya bastım, romorukları söktüm zannediyorum ya. Şuradan dönelim. Yapıştıralım bunu, eve götürelim bunları. Ya şuraya takılma be, takılma be, gözünü sevdim. İlla şöyle bir geniş mi almamız gerekiyor? Hoppa, şöyle döneriz, tamam. Gavurum malı ya. Ağır ol. Gerçi burada araba gelmiyor değil mi? Hep araba gelecekmiş hissiyle kapılıyorum ya buradan geçerken neyse. Ey yavrum, kara dumanı ata ata gidiyoruz bakalım. Ara gaz çekmeye çalışıyorum da çekmiyor. Vites sistemi olsa bir boşalsa kırın yaptırırız bunu ama maalesef. O tınıyı, o sesi alamıyorum traktörden. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Diyeceğim de bu telefon teli mi? Yok, elektrik teli bunlar. Telefon da vardır. Neyse, bu boş muhabbetten sonra bu balyo makinesini nereye sökeceğiz ya? Orada bir çerdörün tablası var. Neyse, siz burada dura koyun birader ya. Biz bir şey yapalım. Balyoları bir toplayalım ya. Arkadaş burada bütün balya var ya. Anasını satayım. Burada kaç saat toplanır bilmiyorum ya. Hoppa. Ağır ol. Lan bir geri yanaşamadık. Gel. Gel birader. Bağla. Aferin. Azıcık ileri sürelim biz bunu. Ondan sonra stoplayıp işe koyulalım gençler. Haydi bakalım. Bir tane diren olsa çok iyi olacak ya. Onu dışarı atmamıştır inşallah. Havada güzel bir esinti var, rüzgar var. Keşke o esinti bizim buralarda olsa şu sıcaklarda. Gerçi bugün yağmur gösteriyor ama havayı yağmasıyla arpa var bizim, biçilecek. Arpayı biçtireceğiz ya. Tabii çoğunuzun oralarda şey bitmiştir, böyle harman dönem arkadaşlar. Valla bugün şeye de bakmamış. Farmik 22 ile ilgili yeni bir gelişme var mı hiç bakmadım da sağa sola internet sitelerine falan. Onun hakkında konuşacak pek yeni bir şey yok diye biliyorum bugün. Bakalım yeni bir şeyler çık olursa şey yaparız ya. Olmadı bir video hazırlayacağız. Bir video daha hazırlarız Farmik Simulator 22 hakkında. Yani dediğim gibi öyle bir şey istiyorsanız siz yazın yorumlara arkadaşlar. Yorumlarınız, beğeniniz bizim için önemli. Yani yorumları yazarsanız yeni bir video hazırlayabilirim Farmik Simulator 22 ile ilgili. Ne olup ne bitmiş gelişmelerle ilgili. Ona göre bir düzenleme yapayım. Hatta yarın birazcık boşluğum var. Belki yarın öyle video hazırlayabilirim sizler için arkadaşlar. Söz vermeyeyim. Ya yarın derken siz videoyu izlediğinizden 2-3 gün sonra falan olur herhalde o. Benim yarın. Hani ben şimdi çektiğim video zamanına göre yarın olarak konuşuyorum. Şu traktör hazırları alayım ben bir. Yeter. Çok gittin. Uzakta kaldı balyalar. Balyalar cidden bayağı uzakta kaldı. Çok gittik. Aynen. Şuna bak. Tabi buradan oraya balya mı gider anasını satayım. Ama helal olsun. Bizim adam iyi yetiştirmiş kendini. Sporcu kimliği var gibi yani. Baksana gülle de halter kaldırmada iyi iş yapar bu adam. Yani bir olimpiyatlara başvurmak lazım bu karakterle. Adam baksana hiç yorulmak, dinmek yok. Çatır çatır balya atıyor anasını satayım. Balyonun üstüne mi çıkıyoruz diyorum. Orada balya olması lazım diyorum. Yok. Şeyde zemin daha gerçekçi olacak arkadaşlar. Böyle bir düz zemin yerine hani birazcık 3D bir zemin olacak karşımızda. Yani kabartmalı bir zemin olmasa da o traktörün lastik izleri falan bayağı etkileyici arkadaşlar. FS22'de videolardan gördüğümüz kadarıyla canlı canlı daha oyunu görmedik karşımıza. Bir canlı canlı görelim. Aha, hava gürüldedi. Vallahi hava gürüldedi. Yağmur geliyor arkadaşlar bu sefer.
Sesi geliyor mu bize bilmiyorum ya. Bir takırtı koptu burada, hava gürüldedi. Hoppa. Arkadaş başım döndü lan. Abooo. Bunu nasıl saracağız bilmiyorum ya. Daha tarlaya bak kocaman. Her yer bal ya anasatayım. Roman biri doldu bile bizim. Şunu da atayım bir. Ondan sonra traktörü ileri alalım. Tamamdır. Az ileri sür birader. Ya buraya iki Roma'ya sığdırabilsek çok iyi olacak ya. Çok ileri gitmiyorum ya. Sıkıntı oluyor uzaktan taşıması. Böyle hızlı atacağız gençler. Yapacak bir şey yok. Hoppa. Hoppa. Tamamdır. Nerede lan o? Ha burada. Şunu da sallayalım. Tamam. Bu küçük balya işini ilk çıkan arkadaş buraya gelsin. Bunları nasıl yapacaksa yapsın. Arkadaş bu böyle biter mi ya? Ben krize giriyorum bunları atarken. Ben büyük balya yapacağım ya. Adam akıllı şimdi 10 tane balyamızı koyar gider Romo'ya. Hoppa. Bunu da attık. Şimdi ne güzel ben 10 balyayı atıp gidecektim ya. Şöyle yapalım. Hoppa. 22'de arkadaşlar zaten oynamaya başladığım zaman şey oynarım ben 22'yi ya. Mevsimler moduyla gireriz orada direkt. Hani üretim zinciri falan. Bayağı etkili olacak gibi, bayağı güzel olacak gibi ya Farming 22. Belki de en çok yeniliği görebileceğimiz oyunlardan biri olacak yani seriler arasında. Farming Simulator 22 öyle geliyor bana. O üretim zincirinin olması, mevsimler modunun orijinalinde gelmesi. Hani daha anlaşılır bir şey olması. Ya şu işçi sistemiyle ilgili de bir şey yapmışlar inşallah ya. Bu yapay zekayı bekliyordum ama hani yapay zeka ile ilgili daha bir şey söylemediler işin gerçeği ama nasıl olacak orasını bilmiyorum ama lakin şeyi bekliyorum artık ya. Ya bu işçiye ben git şu tarlayı sür diyebileceğim diye umut ediyorum bu sefer artık. Yani gelişmiş bir işçi sistemi olması lazım ya bu oyunda. Çünkü çiftçilik yapıyorsun. Çiftçilik böyle tek bir insanın yapabileceği bir meslek değil aslında. Yani multiplayer yönü o yönden açık ama hepimizin işleri var. Herkes birbirine saatleri denk gelmiyor, uyumuyor, sürekli giremiyoruz, şey yapamıyoruz. Hani vakitle ilgili problemler var. Onun için hani biraz zevkli olması için oyunun böyle bir işçi sistemidir. Komşu çiftlik sistemleridir falan öyle bir kat sistemin olması gerekiyor oyunda ama ne yaparlar, ne ederler hiçbir fikrim yok gençler. Hoppa şunu da atalım. Hava ciddi anlamda kötü gürüldüyor. Dışarıda ıslanacak bir şey yoktur inşallah bizim. Şöyle yapayım. Şunu da atayım. Tamam. Şunu da sallayayım. Nereye gittiğine? Nereye gittiğine? Şunu da at. Şu düşer mi ki oradan ya? Büyük ihtimal düşer. Şöyle ortalayayım bunu. Hoppa. Balde kaldım. Bir tane şurada daha var ya. Aslında bu remork hemen hemen yeter bize ya. Daha da yüklemeye gerek var mı bilmiyorum ki. Geri kalan da bir remork sığdırabiliriz gibi. Geliyor bana. Neyse şunları bir toplayayım. Burayı hallettikten sonra öbür remorka takam. Bunu tarlanın aşağı başına indiririz. Çünkü bu remork baya baya doldu. Sıkıntı çıkaracak gibi bize. Yolda giderken saçılmasın balyalar. Şu bir tane daha balya var. Şunu da sığdırsak oraya 10 numara 5 yıldız olur gibi geliyor. Hadi lan. Sen de şuraya sığarsan. Tamam. Diğer kalanını öbür Roma atalım biz. Bu Roma'ya yeter ya. Bayağı balya attık buna.
Bunu bir söken buraya. Bunu da yukarıdan aşağı doğru doldura doldura geliriz ya oradan aşağı. Hoppa. Şu haritayı bir kapatayım ben ya. Hop. Şöyle yukarıdan bir dönem baş aşağı yine toplaya toplaya geleceğiz gençler buraya. Yapabileceğimiz en mantıklı şey o olur. Ya bu güçlü Ferguson'un yanında çok güçlü kalıyor traktör. Ferguson burada bu tromor boşuna bile çıkaracağını zannetmiyorum. Bayılır gibi yukarı giderken buradan. TM'yi o yüzden seviyorum ya. Avantajlı bir traktör. Hadi gah köyümüze gidelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim gençler. Öyle bir serideyiz şu an. Aha aha ananınkine mi gidiyorsun lan? Hoppa. Salla birader. Birader şunu da salla. Hoppa şunu da sallayalım. Hoppa. Aha nereye gidiyorsun lan? At babacım at babacım yolla baba. Lan oğlum. Vay ananı. Hoppa. Salla 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 titret. Oğlum yıldım ben balya işinden ya. Burada balya, oyunda balya, gerçekte balya, her yerde balya. Daha var mı? Oo, çakılana satayım. O ne lan? Atmaca mı uçan? Nasıl bir kuş o lan? Nereye gitti lan o? Bak 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 kuşu görüyorsunuz mu? Geliyor bize doğru. Vallahi atmaca gibi süzüyor ama bilemedim. Bıldırcın olmadığı kesin. Gölgesine baksana anasını kuşun. Kuşla aynı boyutta gölgesi var bir yerde. Hoppa. Ay anasına. At şuraya. Heh. Bunu az daha yürüdelim. Sağda solda balya kalmadı. Az daha ileri sara. Şuradan geçeceğim bu sefer. İyi ya burası sığar buna. Buradan direkt satışa götürürüz bunları. Vallahi şey gibi. Zıplaya zıplaya gidiyoruz maymun gibi ya. Arabistan Arafat maymunu gibiyiz anasını. Hoppa. Lan oğlum. Ya bunu aldığın zaman sabitlemesi lazım. Yani. Şöyle hızlı giderken sağa sola fırlatmaması, çıkarmaması lazım elinden ya. Sağlamca tutamıyoruz şeyi. Birazcık daha oyunu önden kolay katabilir aslında. Bakalım yeni sistemler nasıl olacak. Ben yeni şey de bekliyorum ya. Artık şu Romo'ya biri atladığı zaman sürünmesin anasatayım ya. Bir yer diktiğimiz zaman onunla beraber hareket edebilelim ya. Bakalım olay olacak mı? Mesela Romo'ya biniyoruz biz traktör gitti mi gidiyor ya. Karakter Romo'ya dikildiği zaman şey olacak. Şeyle beraber sürüneceğiz Romo'yla beraber. Ya beton gibi çakılı kalmayacağız orada. O hissiyatla getirseler çok iyi olacak ya. Çoktan bir Romark'ta bir multiplayer'larda falan bir hareket etme şansımız olur ya bir yerden bir yere giderken. Çapa'ya gidiyoruz. Pampa hesabı. Kalmadı değil mi? Vali ağızdan sürelim şunu ileriye. Vay iyi lak lak yaparken şeyi de bitirdik şaka maka. O ne deminden Romark'ı nasıl taktik geldik arkamıza. Şuradan bir sıra daha atalım. O çok uzakta kaldı. Kızılay maden suları. Maden suyu içiyorum arkadaşlar. Ondan bir duraksadım orada. Kusura bakmayın. Hoppa. Gençler dediğim gibi aşağıda sosyal medya hesaplarımız var. Oradan bizi takip edin. Kanala abone olmayı falan unutmayın. Özellikle Instagram'dan bana ulaşmanız en kolay yöntem o. Şu an için. Bayağı mesaj da geliyor işin gerçi. Allah razı olsun Instagram'da falan yazıyorsunuz. Verebildiğime çoğuna cevap veriyorum. Veremediğimi okuyup geçiyorum. Hani en önemlisi de burada yorum yazmak arkadaşlar yani. Ben video yönlendirmelerini buradaki yorumlara göre yapıyorum zaten. Hani yorumları sakın eksik etmeyin gençler. Ne olursa olsun her izleyen bir yorum alsa yeterli benim için.
düşüncelerini yazsa, olumlu olumsuz fark etmez. Eleştiriyi de açacağız dediğim gibi her zamanki gibi. Küfür hakaret olmaz sürece eleştirici açacağız gençler. Herkes istediğini yazmakta özgür. Gerçi küfür yazmakta da özgür herkes. Ana avrat sövüyorlar birbirlerine. Yani küfür de yazan var. Allah'tan ben pek şeyle karşılaşmadım. Hepinizden Allah razı olsun. Öyle dengesiz insan yok bizim aboneler arasında. Yani hep iyi, güzel, dilekli yorumlar var. Yani eleştirel yorum da verdim ben birkaç tane. İnşallah o eleştirel yorumlar sayesinde kendimizi biraz daha düzeltebiliriz. Gençlik. Birader bunu artık buna takmanın vakti geldi de. Roma öyle bir yere koymuşuz ki onu ona nasıl takarız onu bilmiyorum. Roma çünkü çok dandik bir yerde duruyor şu an. Herhalde buradan oraya 3 günde biz geri gideriz gibi geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar sessizliğe büründüm. Çünkü bunu içten geri geri takmak istiyorum ben işin gerçeği ama çok zor da gözüküyor olay. Şöyle yaparsak sanki olur gibi. Önemli olan şu oku düz tutmak arkadaşlar bir yere geri geri gelirken. Gerçekte bu olay biraz daha zor tabi. Bu kadar kolay değil. Hah taktikler. Yani burada biraz daha basit. Hani dışarıdan bak içeriden bak biraz daha basit. Traktörün tepkisi daha kolay oluyor burada. Gerçekte bu kadar da basit değil yani o romakla geri gelmek bir yerlere yanaşmak. O ok lanet bir şey yani dönüveriyor. Hani iyi şoför olmak lazım cidden. Ben hani bu konuda kendime iyi şoför diyemiyorum. Yanaşırım ben de yanaştırıyorum yani gel git gel git. Birkaç seferde bazıları var tek seferde istediği yere iğne deliğine geçirecek şekilde yanaşıyor oklu romakla ya. Yani cidden iyi şoför olmak gerekiyor onu oraya yanaştırmak için. Biz de yanaştırıyoruz, şey yapıyoruz. Bizim romaklarımız da böyle dört tekerlekli. Biz de yanaştırıyoruz, o kadar da iyi sayılmayız bu işte. Ama bizden de çok çok kat kat ileri var ya. Gençler, valya kaldım burada. Yoksa bunları bir satışa gidelim artık ya. Herhalde yok. Şöyle çalıştıralım traktörümüzü, içten görüntüye geçelim. Ağırdan yola çıkıyoruz arkadaşlar. Şu köşeyi yavaş dönmek lazım ya. Yavaş dön, yok geniş dönmek lazım ya. Bu robotlar takla veriyor oraya. Takılmadan geliyor. Şuradan devirmezsek robotları iyidir. Devirmeden inersek iyidir yani. Baya baya güzelce indik. Tamam. Yapıştıralım baba. Neredeydi o satış yeri? Şöyle aradan bir yerden dönüyorduk biz oraya sanki ya ben bir yanlış hatırlıyorum. Şura mıydı? Dur lan bir bakayım ya emin olamadım. Aynen buradan dönüyoruz. Dur inşallah. Dur ya çok yanlış bir dönüş yaptık ya. Oramak takılır oraya. Tamam döndü takılmadan. Çok güzel. Şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum şu açıklıkta. Aynen. Dur olmadı. Bir daha alacağım şuradan. Anan ağaca denk geldi. Neyse yeter ya bir görüntü. Ben oyun sonunda çekerim birkaç tane ekran fotoğrafı yapmak için görüntü ya. Sıkıntı değil. Burayı bir halledemem ilk önce. Doğru yolda mıyız? Dır inşallah. Doğru yoldayızdır herhalde ya. Oğlum. Doğru yere geliyoruz. Tamam. Doğru yerdeyiz gençler. Sakin. Doğru yerdeyiz. Şu
şuraya satacağız işte. İyi bir para kazanırız inşallah ya. Paraya bak. Şu kadar para için debelendik arkadaşlar. Yalnız bu traktörden Ferguson gibi dönmez. Şurada bir çiftlik gibi bir yer var. Buradan dönebiliriz herhalde. Burası ne lan? Aa, burada bir yer var. Bu kapılar falan etkileşimli mi ki acaba? Ama bizim değil ki burası, nasıl etkileşimli olacak ki? Burası süs binası. Şeyin en güzel önemli güzelliği bak, Farm Simulator 22'de böyle boş beleş bina olmayacak arkadaşlar. Dekoratif amaçlı dikebileceğiniz boş beleş bina olmayacak. Yani binaların bir fonksiyonu olacak artık. Bir garajdır, gübre koyma yeri falan olacak. O yönden güzel. Farm Simulator 22 ya. Ben hiç sevmiyorum boş beleş bina oyunda ya. Ya böyle evin dekoratif bile olsun istiyorum yani, evin odaları falan. Bir yeme içme gibi bir şey olacak mı onu merak ediyorum. Bir sanki karakterin yeme içme gibi özelliği olacak gibi geliyor ama ondan hiç bahsetmemişler öyle bir şeyden. Hani uykusuzluktan bahsetmişler. Sanki bir de yeme içme olayı da olacak gibi ya. Çünkü pasta yaptığımıza göre, ekmek yaptığımıza göre bunlardan kendimize yemeklik bir şeyler de ayırabiliriz gibi geliyor bana gençler. Ya çünkü bir üretim zinciri var artık oyunda. Sonunda geldi o üretim zinciri ya. Biz şu öbür tarlaya da gidelim. Oranın balyalarını saracağız daha. Ondan sonra bir dahaki sezon bakacağız şeyimize. Pancarı mı ekeceğiz, ne ekeceğiz? Sürülecek tarlamız var mı? Nadas yapacağımız yerler var mı? Bakacağız ona. Oranın samanı dursun arkadaşlar. Biz bir dahaki sezon şey yapalım. Büyük balya makinesi alıp onunla çalışalım gençler ya. Hatta bir tane de otomatik balya toplayıcı alırız makine. 16-16 dizer dizer sallarız. Hatta şey yaparız, balyaları toplar toplar tarlaya dizeriz. Oradan romorklarla taşırız bir şekilde ya. O da bizim bu romorklar şey oluyor mu ki, düz romork oluyor muydu onu hatırlamıyorum. Olmadı değiştiririz ya romorkları, yeni romork alırız. Onlar uygun. Para var nasıl olsa. Nereye harcayacağımızı bilmiyoruz parayı. Pancar söküm ekipmanları falan alacağız gerçi ama da. Biraz modern makine kiralarız olmadı. Onunla şey yaparız. Vallahi bilmiyorum nasıl yükleyeceğiz, satacağız o pancarları. Olmadı bir bant sistemi. O tarz şeyler. Yaparız bir şeyler gençler ya. Ya vurunmalı da ne hızlı gidiyor ya. 43 km hıza gidiyoruz. Az da hızlı gitsek iyi olacak 60'da falan. Ya şu traktör salınımını iyi yapmalar lazım ya. Bir karakterin oturduğunda şu traktör virajlarında falan. Catlands Crop'ta çok güzel o olay. Traktör salınımı. Burada o traktör salınım hissini veremiyorlar ya bu oyunda. Hani gerçek bir sürüş zevki almak istiyorum oyunda. Şu salınımı vermeleri lazım. Çünkü kamerada açsam facecam'da göstereceğim size ne demek istediğimi de anlatamıyorum. Siz anladınız mı? Şu adam bir salınması lazım şöyle hafif 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 hafif. Traktör giderken. Bir setten çukurdan geçerken. O salınımı görmek istiyorum ben işin gerçeği. Bakalım hayırlısı ya. Yeni oyun bir çıksın da. Ne olur ne bitirir ne gösterir bize bilmiyorum. Bir fikrim yok işin gerçeği. Hoppa çok sert döndüm pardon. Romorklar bir yere takılmaz inşallah. Tamam takılmadı. Evet gençler şimdi geldik başımızın belası olan tarlaya. Valla şu sıradan gireceğiz. Buraya ata ata gideceğiz hatta o sıradan değil. Az geri gelebilsem. Ok şeye değdi ya. Şöyle bir dön ha. Şu aradan gireceğiz artık ata ata gideceğiz. Bayağı da balya yapmışız burada ya. Buradan var 2 romork balya çıkar. En az. Tamamdır gençler. Bunu buraya bırakam. Buranın balyasını bir dahaki bölüm bakalım. Çünkü video bayağı uzun oluyor arkadaşlar. 30-40 dakikayı geçsin istemiyorum videolar. Böyle 50 dakika, o 40 dakika, 30 dakika video yeterli bizim için. Bir dahaki bölümde burayı hallederiz gençler. Anlayış gösterirseniz sevinirim. Hani fazla vaktim olmadığı için mümkün olacağı hızlıca video çekip yayınlamaya çalışıyorum sizin için bu aralar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Şey yapın arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram'dan mutlaka takip edin beni. Aşağıda Instagram hesabım var arkadaşlar. Oradan mesaj atabilirsiniz. Ben fotoğraf paylaşsam beğenin, şey yapın. Yani karşı takipleşebilir. Sıkıntı değil yani. Bazılarını takip ediyorum ben hatta boş kaldığımda beni takip edenleri. Oradan bir takip isteği atarsanız sevinirim Instagram'da.
Onun dışında kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Kanala mutlaka abone olup videoları kesinlikle izleyip beğeniyoruz ve yorumlar arkadaşlar. En önemli şey yorum atmanız benim için. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.